Merhabalar, nasılsınız? Masamda bugün Oppo Watch Free'nin kutusu var. Kendisi de bileğimde bir süredir kullanıyorum. Oppo Watch Free'nin nasıl bir performans sunduğunu, kullanıcı deneyim anlamında neler vaat ettiğini hep beraber bakacağız. Ben Osman Furkan Şahin, Teknosafari'desiniz. Evet, Free biliyorsunuz. Hem bedava anlamına sahip hem de özgür anlamına sahip çift anlamlı bir kelime ve tabii ki bedavayı ifade edemeyeceğine göre burada özgürlüğü ifade ettiğini düşünebiliriz. Özgürlük ne anlamda özgürlük olduğuna göre değişecektir ama ben şunu söyleyebilirim, saat oldukça hafif geldi bana. Biliyorsunuz ben gündelik hayatımda normalde Apple Watch seri 6 kullanıyorum. O alüminyum gövdeli saatten sonra bu oldukça hafif, oldukça küçük, oldukça rahat geldi bana. Şöyle bir durum da var, ben bu saati sürekli olarak takamadım bileğime çünkü bazı sıkıntılar yaşadım. Onlardan da birazdan bahsediyor olacağım. Dolayısıyla bu kullanıcı deneyimi tam anlamıyla böyle her şeyini detaylıca kullandığım bir kullanıcı deneyimi de olmayacak. Bunu baştan söyleyeyim. Maalesef elimizde olmayan sorunlardan dolayı böyle bir problem yaşadık. Tamamen benden kaynaklanmayan, aslında tamamen Oppo'dan kaynaklanan sorunlardan dolayı oldu. Bunlardan yazılım kısmında bahsedeceğim ama öncelikle cihazın tasarımından başlayalım. Cihazın tasarımı oldukça sade, oldukça minimal gözüküyor. Ve iki rengi var. Bir vanilya rengi var, bir siyah rengi var. Bizim elimizdeki siyah rengi. Siyah rengi oldukça sade, şık gözüküyor. Vanilya rengi de birazcık daha gold'a dönük, altın rengine dönük bir renk olduğu için biraz daha göze batacak, biraz daha dikkat çekecek bir renk. Ama o da yine oldukça sade gözüküyor. Bu sadeliği sağlayan şeylerden bir tanesi de bu saatin herhangi bir tuşu yok. Üzerinde bir tuş, bir basma yeri veya başka hiçbir şey yok. Sadece dokunmatik ekranı var. Bu dokunmatik ekran yardımıyla saati kontrol ediyorsunuz. Kordonları beklendiği üzere plastik. Bu plastiğin üzerine böyle deri gibi gözüksün diye bir yapı basmışlar diyeyim 3 boyutlu olarak. Ama bu deri gibi gözükmenin ötesinde birazcık da aslında o kalitesizlik hissiyatını arttırmış. Kordonlarını çok kaliteli hissettirdiğini söyleyemem. Beni hatta neredeyse rahatsız etti diyebilirim kalite anlamında. Ama rahat olduklarını söyleyebilirim. Yani çok esnek değiller, birazcık sıkılar ama sert bir yapıda değil. Yine yumuşak yapıda kullanılmış bir plastik. Dolayısıyla kullandığınız zaman da çok fazla rahatsız etmiyor. Hatta ben şu anda birazcık fazla sıkmışım. Birazcık gevşeteceğim bunu. Kullanırken çekiştirince fark ettim. Çekiştirince bileğim rahatladı birazcık. Ondan dolayı. Kilit mekanizması da kendisine özgü. Kilitledikten sonra saatin içerisinden geçiriyorsunuz kordonun kalan kısmını. Farklı bir burada köprü vesaire yok. Onun içinden geçirmiyorsunuz. Böyle olması daha iyi aslında. Daha kolaylık sağlıyor. Oldukça basit bir tasarıma sahip olduğunu ve herhangi bir düğme bulundurmadığını söylemiştim. Bu yapısı sayesinde de oldukça suya dayanıklı bir yapı ihtiva ediyor ve 5 ATM'ye kadar su basınçlarına dayanıklı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla bu saatle birlikte dalış yapmak isterseniz dalış da yapabiliyorsunuz. Ekranı üzerinden kontrol ediyorsunuz demiştim. Ekranı doğal olarak bu saatin her şeyi aslında. Ve bu ekran oldukça da güzel bir ekran. Yani kötü bir ekran da kullanmamışlar. Benim hoşuma gitti. AMOLED yapıda bir ekran. Ve renkleri canlı, parlaklığı yüksek. Dolayısıyla iç mekanlarda, dış mekanlarda gayet rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ekranda kullandığınız görsellerin renklerini de iyi bir şekilde yine görebiliyorsunuz. 1.64 inç boyutunda çok da büyük bir ekran değil tabii ki ama küçük de değil. Bir de dikdörtgen ve uzunlamasını olması neticesinde çok fazla içerik gösterebiliyor size. Bunlara ek olarak belki çok fazla kişinin dikkatini çekmeyecek bir unsur ama benim dikkatimi çekti ve ergonomiyi de katıyor aslında saate. Saatin ekranı dışarıya doğru kavisli, yani ortası kenarlarından biraz daha yukarıda duruyor. Bu sayede o bileğinizin yuvarlak yapısına daha iyi uyum sağlayabiliyor. Genelde bu tarz uzun ekranlı saatlerde de bu yapıyı tercih ediyor firmalar. Ben bu açıdan da beğendim. Yani bu böyle düz olsaydı o zaman daha rahatsız edici bir hal alabilirdi. Saatin tuşu olmaması neticesinde saati kapatmak isterseniz ayarlara giriyorsunuz. Ayarlardan kapatmaya basıyorsunuz. Onayla diyorsunuz. O şekilde kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra da açmak isterseniz mecburen şarj aletine bağlamanız gerekiyor. Yani olası bir durumda yanlışlıkla kapattığınız varsayımında şarja bağlamadan tekrardan açamıyorsunuz. O birazcık kötü olmuş. Ama onun haricinde kullanımı oldukça rahat. Alıştığımız akıllı saatlere benziyor. Yazılımı kendisine has bir yazılım. Herhangi bir Android, BIOS veya farklı türlü bir yazılım değil ama bu kendisine has yazılımı da Oppo diğer saatlerinde Android kullandığı saatlerine benzeterek kullanımı kolaylaştırmış ve yukarıdan aşağı kaydırdığınız zaman bir kontrol paneli açılıyor. Orada kısa yollar var. Oradan kısa yolları yönetebiliyorsunuz. Aşağıdan yukarı kaydırdığınız zaman bildirimleri görebiliyorsunuz. Sağdan sola doğru kaydırmaya başladığınız zaman da widgetleri görüyorsunuz. İşte attığınız adımlar, yaktığınız kalori, uyuduğunuz uykunun kalitesi, kalp
ölçümleri, nabız ölçümleri ve kanda oksijen de ölçebiliyor bu saat. Onları da görebiliyorsunuz, yine oradan takip edebiliyorsunuz. Soldan sağa doğru da kaydırdığınız zaman saatinizin içerisinde yüklü olan uygulamalar geliyor ve o uygulamalardan istediğinizi açarak saatinizi kullanabiliyorsunuz. Kullanıcı deneyimini doya doya yaşayamadığımdan bahsetmiştim ve dolayısıyla incelemeye de bunun yansıyacağından bahsetmiştim. Şimdi bunun hemen sebeplerinden bahsediyor olayım. Bu saati HeyTap adındaki bir uygulama ile kullanıyorsunuz. HeyTap da diyebilirsiniz nasıl diyorsanız. HeyTap adındaki uygulama üzerinden bu saati telefonunuza eşliyorsunuz ve oradan kontrol ediyorsunuz. Bu Oppo'nun bir nevi sağlık uygulaması diyebiliriz. Bu uygulama üzerinden saatinizi eşleştirmeniz için tabii ki öncelikle bir hesap açmanız gerekiyor. Bu hesabı açarken de size cep telefonuyla bir doğrulama kodu gönderiyor ve bu kodu uygulamaya girmenizi istiyor. Ben iPhone'a, yani gündelik olarak kullandığım cihazı, en çok kullandığım cihaza HeyTap uygulamasını kurduktan sonra konum olarak Türkiye'yi seçmeme rağmen cep telefonu girme ekranında maalesef artı 90'lı kodu seçemedim. Artı 90'lı kodu yazmama da izin vermiyor. Dolayısıyla SMS gönderemediğim için iPhone'a bu uygulamayı kuramadım. Daha çok kullandığım ikinci bir telefonum var. Google Pixel 3 X Large, yani Android'in en saf, en olabilecek iyi hali aslında. Ona kurayım dedim. Onda herhangi bir sorun çıkartacağını düşünmüyordum ama onda da yine aynı şekilde bir sorun çıkarttı. Orada ama çıkarttığı sorun buradakinden biraz daha farklı. Orada telefonuma kod gönderebiliyor olsam da orada bir sözleşme var. Onu onaylatmıyordu bana ve dolayısıyla oraya da kuramadım ve inceleme için üzerimde bulundurdum. Oppo Reno6'ya kurdum. Reno6'da sosyal medya hesaplarım açık olsa da çağrılarım veya WhatsApp'ım açık olmadığı için çok yoğun bir şekilde bildirim gelmiyor işin açıkçası. Dolayısıyla çok yoğun bir şekilde de kullanamadım. Yani normal zamanlarda tabii ki en yoğun kullandığım telefonumdan haberdar olmak için yine Apple Watch'umu kullanmaya devam ettim. O yüzden de zaten kullanıcı deneyimi biraz daha zayıf kaldı. Ama yine de bütün kullanabileceğiniz her şeyi de aslında deneyimlemiş oldum bir yandan. Çünkü boş zamanlarımda açıp açıp saati kurcaladım. Ve saat oldukça basit bir saat olmasına rağmen aslında bolca da özellikle bir saat yüzün üzerinde antrenmanınızı, egzersizinizi takip edebiliyor. Attığınız adımları takip edebildiğini söylemiştim. Aynı zamanda uyku takibi yapıyor ve uykunuzla ilgili verileri de size sunabiliyor. Tüm bunların haricinde genel uygulama çeşitliliği anlamında da çok zengin olmasa da tabii ki zengin. Yani mesela kameranızın denklanşörü olarak saatinizi kullanabiliyorsunuz. Bu benim özellikle bir akıllı saatte aradığım en büyük özelliklerden bir tanesi. Kamerayı saat üzerinden kontrol edebilmek oldukça fazla kolaylık sağlıyor. Mesela kameranızı bir yere kurup bir grup fotoğrafı çekebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Bunun haricinde yukarıdan aşağı çektiğiniz zaman söylediğim gibi hızlı kontrol ekranına gidiyorsunuz. Orada kontrol düğmeleri var. Bu kontrol düğmelerinden bir tanesi telefonunuzu bulmanıza yarıyor. Bir diğerine de el feneri yerleştirmişler. Ve bu el fenerinin içerisinde bir normal fener, ikincisi olarak da bir Morse alfabesinde SOS sinyali gönderen bir el feneri kısa yolda eklemişler. Dolayısıyla herhangi bir tehlike anında el feneriniz yardımıyla ışık olarak SOS sinyali de gönderebiliyorsunuz. Bu özelliği de oldukça faydalı buldum. Genel anlamda söylediğim gibi saatin yazılımı kendisine özgü olsa da, basit seviyede bir yazılım olsa da kullanımı kolay ve çeşitlendirilmiş güzel bir yazılım, benim hoşuma gitti. Gelelim hoşuma gitmeyen kısmına. Saatin hoşuma gitmeyen en önemli özelliklerinden bir tanesi sürekli açık ekranının olmaması. Ben saat kullandığım zaman kesinlikle sürekli açık ekranının olmasını seviyorum. Çünkü saati kullanırken mesela yazı yazıyorsunuz ve şu şekilde yazı yazarken saatinizin kaç olduğunu göremiyorsunuz. Ya dokunmanız lazım ya kaldırmanız lazım. Ama o saat zaten orada saati göstermek için var. Dolayısıyla saati sürekli olarak ekranını görebiliyor olmam lazım veya bildirim gelmiş mi gelmemiş mi yine onu da takip etmem için ekranı açmam gerekiyor. Ben onu da sürekli olarak görebilmeyi tercih ediyorum. Bu özelliğin olmaması üzücü. AMOLED bir ekran olmasına rağmen, bu özelliği kullanabilecek kabiliyete sahip olmasına rağmen bu özelliği koymamış olmaları üzücü. Bu özelliği herhangi bir şekilde açamıyorsunuz da, yani ayarlarda herhangi bir sürekli açık ekran yok. Sadece kaldırdığım zaman uyandır veya iki kere dokunduğum zaman uyandır şeklinde bazı ayarlar var, onları açabiliyorsunuz. Ekran parlaklığını otomatik yapabiliyorsunuz, manuel yapıyorsunuz ki ben manuelde en yüksek parlaklıkta kullanıyorum şu anda. İsterseniz bir de ne kadar uzun süre açık kalacağını seçebiliyorsunuz. Yani ben mesela şu anda dokunduktan sonra 10 saniye açık kalacak şekilde ayarladım ama isterseniz bunu 5 saniye, 3 saniye olarak daha da kısa bir hale getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla pil ömrünü de uzatabiliyorsunuz saatin. Pil ömrü demişken Oppo oldukça iddialı bir pil ömrü sunuyor bu saatle birlikte. Bu saati bir haftadır kullanıyorum ve bu bir haftalık süreç içerisinde de sürekli bileğimde olmasa da, sürekli ölçüm yapmasa da mümkün mertebe kullanmaya çalıştım ve şarjı şu anda %85 civarında diyebilirim. Dolayısıyla
yoğun kullanan biriyseniz bile çok rahat bir şekilde size bir haftayı kesinlikle çıkartacağını, normal bir kullanımda da 10 günü, 15 günü görebileceğini söyleyebiliriz. Çok yüksek kapasiteli bir bataryası yok tabii ki. 230 mAh'lik bir bataryası var. Bu bataryayı da kutunun içerisinden çıkan bu şarj aleti yardımıyla şarj edebiliyorsunuz. Güzel tarafı bu manyetik bir şarj aleti ama oturması gereken pinleri var. Pinleri denk gelecek şekilde ayarlanmış, o şekilde oturuyor. Ama yine de oturttuktan sonra bir şarj oluyor mu diye kontrol etmekte fayda var. Bazen gece boyu şarja bıraktığınızda, sabah kalktığınızda şarj olmamış şekilde bulabilirsiniz saati. Saatin suya dayanıklı olduğunu söylemiştim. Kontrol panelindeki kısa yollardan bir tanesi de saatin ekranı su altında yanlışlıkla basmasını engellemek üzerine su moduna almaya yarıyor. Onu aldığınız zaman ekran herhangi bir şekilde dokunmaya tepki vermiyor. Sadece kilit açmanız gerekiyor. Onu da yukarı aşağı kaydırarak kilidini açarak halledebiliyorsunuz. Genel anlamda yazılımı tam diyebileceğimiz eksiksiz bir şekilde sunulmuş kullanıcıya. Uygulamalarına baktığınız zaman da çok çeşitli uygulaması olmasa da işte telefonu bulma, alarm, kronometre veya su içme hatırlatıcısı gibi uygulamalar. Bu uygulamaların pek çoğu bazı saatlerde biliyorsunuz yüklü miktarda parayla satılıyor. Mesela Apple Watch'ta su içme hatırlatıcısı almak istediğiniz zaman 40 TL falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bu uygulamaların saatin içerisinde geliyor olması güzel çünkü haricen herhangi bir şekilde uygulama kuramıyorsunuz. HeyTap üzerinden de uygulama kurmanıza izin vermiyor saat ama HeyTap üzerinden kadran değiştirebiliyorsunuz. Saatin çeşitli kadranları var. Bu kadranları kullanabiliyorsunuz. Veya isterseniz HeyTap üzerinden yine günlük egzersiz hedefinizi, günlük uyku hedefinizi, günlük kalori hedefinizi düzenleyebiliyorsunuz. Hatta saatinizi kaybettiğiniz zaman uygulama üzerinden saatinizi bile bulabiliyorsunuz. Yani saat bir bant gibi olsa da aslında hani çeşitli bantlar da bu özelliklere sahip. Ama tam bant da değil, tam saat de değil. Böyle arasında diyebileceğimiz bir forma sahip. İkisinin de iyi taraflarını toplamaya çalışmış bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Burada ilginç bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Saat ben kurduğum zaman İngilizce kuruldu. Uygulamada yani HeyTap uygulamasında kurulum yaparken lokasyonu seçiyorsunuz. Konum olarak Türkiye'yi seçtim. Ve dil olarak da zaten telefonun dili Türkçe. Ama saati İngilizce kurdu. Ayarlarına girip Türkçe yaptım. Ama bazı yerlerde hala İngilizce olarak gözüküyor. Mesela ayarlar uygulamasına girdiğiniz zaman en üstteki başlıkta hala settings yazıyor. Dolayısıyla böyle yazılımının da tam pişmemiş olduğunu da söyleyebiliriz. Güncelleştirmelerle daha iyi bir hale geleceğini de söyleyebiliriz. Tabii bu özelliklerdeki bir saatin ara form gibi olduğunu da söylemiştim. Fiyatından da bahsetmek lazım. 999 TL civarında 200 aşağı 200 yukarı olarak düşünebilirsiniz. Bulabiliyorsunuz piyasada 1000 TL civarında bir akıllı saat deneyimi arıyorsanız bulabileceğiniz saatlerden bir tanesi. 1000 TL'lik bir akıllı saat bakıyor olsaydınız bu saati düşünür müydünüz veya 1000 TL'ye başka hangi akıllı saat düşünürdünüz? Lütfen yorum kısmında bizimle paylaşın. Aynı zamanda oraya kadar inmişken kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın.